Alerjik nezle tanısını koyarken aslında biz temel başvurduğumuz şeyler hastanın hikayesi. Hastadan aldığımız anamnez dediğimiz hastanın bize anlattıkları, şikayetlerini dinliyoruz. Ondan sonra da bizim fizik muayenemiz. Yani hastayı muayene ediyoruz. O bulgularla biz bir ön tanı koyuyoruz. Alerjik nezle belirtileri, burunda kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde batma, yanma, sulanma gibi şikayetler olan hastalarda burun içi genelde soluk bir mukozaya sahip, soluk bir görüntüye sahip ve şeffaf bir akıntı söz konusudur. Gözler kızarık olur, göz etraflarında hafif morluklar olabilir, yine hafif şişlikler olabilir ciltte, göz etrafında. Bunlarla biz ön tanıyı koyabiliyoruz. Yalnız bazı testlerle de tanıyı kesinleştirebiliyoruz. Bunlar çoğu zaman klinikte kullanılmasa da bazen gerekmektedir. Bu testler, cilt testleri, 3 şekilde yapılan cilt testi var ayrı ayrı. Ama en çok deri pirik testi dediğimiz test kullanılmakta. Kolun ön yüzüne, ön kolun ön yüzüne alerjenlerin enjekte edilmesiyle yapılan bir test. Ve o alerjenin ciltte oluşturduğu reaksiyonun miktarına göre teşhis edilmekte alerjik nezleye de hangi alerjene duyarlı olduğu kişinin. Bir de laboratuvar testlerimiz var. Bunlar da spesifik o alerjene karşı oluşan spesifik immün globulin E'lerin tanınması esasına dayanır. Genel olarak bu şekilde alerjik nezle hastalığında tanıyı koymaktayız.